Daha çok video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Osmanlı Devleti'nde kadınların yaşamı ile ilgili 5 ilginç detay. 1 numara, evlilik konuları. Osmanlı'da evlilik konularında kadınların söz hakkı bulunmuyordu. Eğer aileler anlaşmışsa kadının bundan kaçabilme hakkı yoktu. Buna karşın erkeğin kaçabilme ihtimali vardı. Kadı sicillerine bakıldığında evlilikten kaçan çok az kadın olduğu anlaşılıyor. Bunların da çoğu reşit olmadıkları için boşanmak istiyorlardı. Gayrimüslimlerde durum biraz farklıydı. Herhangi bir Müslüman gayrimüslim bir kadınla evlenebiliyor, ancak gayrimüslim bir erkek Müslüman bir kadınla evlenemiyordu. Osmanlı'da erkek bahane göstermeksizin boşanabiliyor, yeni biriyle evlenebiliyordu. Ancak kadının boşanması için sağlam sebepleri olması gerekiyordu. 2 numara, kadınlar arası muhabbetler. Kaynaklarda halktan kadınların nasıl biriyle ilişki kurduğuna dair belirli bilgiler yer almasa da kentlerde ve saray çevresinde yaşayan kadınlar hakkında bayağı veri var. Kent kadınları genelde uzun uzadıya ev ziyaretleri gerçekleştiriyormuş. Bunun haricinde gelişen hamam kültürüyle oralarda buluşan kadınlar saatlerce sohbet edip hatta yemekli sazlı etkinlikler düzenliyorlarmış. 17. yüzyıldan sonra mesire, yani piknik adı verilen etkinliklerde yatır veya türbe yakınlarında buluşulur, böylelikle dini ibadetlerini gerçekleştirirlerdi. Ayrıca Osmanlı'da olgun bir kadının hamile kalması kibarlık olarak kabul ediliyormuş. 3 numara, kadınların giyim tarzları. Osmanlı Devleti'nde kadınların giyim kuşamları yörelere göre değişiyordu. Özellikle Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine göre bütün yörelerde ferace denilen uzun tesettür tarzı bir kıyafet giyiliyormuş. Yöreler bir yana, genel olarak giyim kuşam gelir düzeyine göre değişiyordu. Mesela gelir düzeyi yüksek kadınlar pamuklu ya da ipekten biçilmiş ince bir gömlek altına şalvar benzeri kıyafetler giyiyor ve üzerine ferace takıyordu. Bazıları ise bu kombinin üzerine entariler giyiyordu. 4 numara, sevgili muhabbetleri. Osmanlı Devleti'nde el ele tutuşarak gezmek tabii ki yasak ve günah. Çiftler genelde ya tesadüfen ya da görücü usulüyle ya da tarlada, bahçede, bunun gibi benzeri yerlerde çalışırken birbirine rastlayabiliyorlardı. İletişim ise mektupla gerçekleşiyordu. Bunların dışında birçok ozan sevdikleri kadınlara şiirler, türküler ve şarkılar söylüyordu. 5 numara, dindar kadınlar. Bilinenin aksine Osmanlı Devleti'nde kadınların dini konularda bilgisi genellikle erkeklerden fazlaydı. Ancak fıkıh öğrenimi veya kadılık yapmaları yasaklanmıştı. Din eğitimi özellikle üst tabaka kadınlar arasında yaygındı. Bazıları ise Arap şeyhlerinden çekinmeden yardım alabiliyorlardı. Buna rağmen dini sohbetlerde kendi araları dışında konuşmaları caiz görülmüyordu. Bir sonraki videomuzda görüşene dek hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.